Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim sağlık, güzellik, kişisel bakım, fit kalmanın sırları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi lütfen unutmayın. Böylece bu harika videoları ilk izleyen siz olun. Bitki çaylarını sevenler, daha sağlıklı olmak adına doğal ürünler kullanmayı tercih edenler, kendini sık sık aktarlarda doğal ürünlerle dolu reyonlar arasında bulan arkadaşlar, haydi buraya. Birazdan bugüne dek belki değerini yeterince bilmediğimiz ama tanıyınca çok seveceğiniz melisa otundan hazırlanan nefis bir bitki çayı ile tanıştıracağım sizi. Evet arkadaşlar, melisa çayı faydaları nelerdir? Bir yan etkisi var mıdır? Melisa çayı nasıl demlenir? Nasıl hazırlanır gibi aklınıza takılabilecek tüm soruların yanıtlarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Melisa çayının faydaları nelerdir? Halk arasında oğul otu, limon nanesi, temre otu ve kovan otu gibi farklı isimleriyle de anılan melisa otu, yapraklarının hafif limon kokusuna sahip olmasıyla diğer birçok bitkiden kolayca ayırt edilebiliyor. Baharat olarak da kullanılan bu otun en çok kullanılan hali ise melisa çayı oluyor arkadaşlar. Melisa çayı antiseptik özellikler gösterdiğinden uçuk ve ağız içi yaralarının hızla iyileşmesini sağlıyor arkadaşlar. Antiseptik özellikleri sayesinde cilt ya da saç derisinde oluşabilen egzama, mantar gibi birçok soruna da çözüm oluyor. Mikropları öldürücü bir özelliği bulunduğundan böcek ve sinek ısırıklarında da etkili oluyor. Kaşıntı ve kızarıklıkların daha hızlı geçmesine yardımcı oluyor. Melisa çayı sedatif özellikler de gösteriyor. Bu sayede vücutta sakinleştirici bir etki oluşturuyor. Bu özelliği sayesinde stres, gerginlik, depresyon gibi sorunların geçmesini sağlıyor. Yine strese bağlı oluşan uykusuzluk problemini de ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Ben uyku sorunu yaşadığım birçok zamanda melisa çayı içtim. Kesinlikle size de tavsiye ediyorum. Melisa çayı sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor. Birçok mide probleminin çözümünde de destek oluyor arkadaşlar. Gaz sancısı yaşayanların da yardımına koşan melisa çayı bağırsak hareketlerinin düzelmesine yardım ediyor arkadaşlar. Doğal bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak anılan melisa çayı bu sayede grip, nezle gibi hastalıkların hızla iyileşmesini sağlıyor. Yüksek tansiyon problemi yaşayanlara destek oluyor. Tansiyonun dengelenmesine yardım ediyor arkadaşlar. Bu sayede uzun vadede ortaya çıkabilecek birçok kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini de en aza indiriyor arkadaşlar. Hafızayı güçlendirip konsantrasyonu arttırıyor. Bu sayede özellikle ileri yaşlarda görülebilen Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıyor arkadaşlar. Sindirim sistemine olan olumlu etkileri sayesinde kilo verme sürecimizi hızlandırıyor arkadaşlar. Burası bizim en çok seveceğimiz kısım diye düşünüyorum. Melisa çayı doğal bir ağrı kesici görevi görmesi sayesinde regli dönemini sancılı geçiren kadınların da ağrılarını hafifletiyor. Cilt sağlığını da olumlu yönde etkileyen melisa çayı, gözeneklerin temizlenmesini, ciltte nem dengesinin sağlanmasını da kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bu özelliği sayesinde sivilce oluşumları en aza inerken var olan sivilce ve siyah noktalar da hızlı bir şekilde yok oluyor. Ve son olarak melisa çayının cildimizi güneşin zararlı etkilerinden de koruduğunu söylemeden geçmeyelim arkadaşlar. Melisa çayının faydalarını öğrenince onu hemen denemek istemiş olabilir. Aktarlardan doğal ürün satışı yapan mağazalardan ve marketlerden ya da online alışveriş sitelerinden melisa çayı temin etmeye karar vermiş olabilirsiniz. Melisa çayını temin etmeye karar vermişseniz
Kesinlikle doğru seçim yapmışsınız arkadaşlar. Her evde bulunması gereken çok güzel bir çay. Peki ama aldığımız bu melisa çayı nasıl demlenir? Nasıl hazırlanır? Faydalarından yararlanmak için onu nasıl tüketmek gerekir derseniz, şimdi videomun yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Melisa çayının hazırlanışı çok kolay arkadaşlar. 2 fincan için kurutulmuş melisa otundan videoda gösterdiğim tutarda bir çaydanlığın içerisine alıyoruz. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar ekledim ben arkadaşlar. Melisa bitkisini kullanmadan önce bir miktar sıcak suyla da yıkıyoruz. Ben melisa çayını demlemeden önce hem soğuk suyla yıkıyorum hem de biraz sıcak suyla hemen bir çalkalıyorum. Daha sonrasında üzerine suyu ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 2 fincan kadar kaynar su ekliyoruz arkadaşlar. Ve kapağını kapattıktan sonra 8-10 dakika kadar demlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi çayım burada harika bir şekilde demleniyor. En sevdiğim çaylardan mis kokulu, çok güzel tadı olan harika bir çay olacak. Evet arkadaşlar, benim muhteşem melisa çayım şimdi hazır. Süzüp afiyetle içebilirsiniz. Şimdiden şifa olmasını diliyorum herkese. Burada dikkat etmemiz gereken önemli noktalar da yok değil. Normal şartlar altında birçok bitki çayını hazırlarken farklı malzemelerden de destek alırız. İçeceğimiz çayın lezzetini arttırmayı, daha şifalı bir hale gelmesini isteriz. Fakat melisa çayını olabildiğince sade bir şekilde içmemizde fayda var arkadaşlar. Melisa otunun içinde bulunan bileşenler farklı maddelerle bir araya geldiğinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Bu sebeple melisa çayını yalnız içmenizi öneririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Umarım bu videomu beğenirsiniz ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.